Haberin Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Suriye meselesinde pek çok noktada aynı görüşü paylaştıklarını belirterek, PKK ve DAEŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz dedi. Suriye krizinin başından beri Amerika ile yürüttüğümüz diplomasi trafiği sonuçları itibariyle maalesef istediğimiz bir noktaya gelmemişti. Ama şimdi o da arzu edilen seviyeye geldi ve geliyor. Özellikle Obama döneminde yaşanan bu sorunlar Trump döneminde kötü bir miras olarak Trump'a kaldı. Tabii bu yeni bir düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kişisel olarak Sayın Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı düşündüğümüzü, aynı kanaatleri paylaştığımızı son telefon görüşmemde de gördüm. Ancak bu görüş ve anlayış birliğinin sahaya yansıması oldukça geç ve güç oldu. Ama oldu. Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadarki en açık ve ümit verici sözleri Amerikan yönetiminden duymayı başardık. Atalarımız sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş der. Biz de geçmişteki kötü tecrübelerimiz sebebiyle bu sözleri memnuniyetle ve bir o kadar da ihtiyatla karşılıyoruz. Aslında geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almış, bunu kamuoyuna ilan da etmiştik. Gerek Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir. Bu arada biz de Sayın Trump'la yaptığımız görüşme çerçevesinde buna binaen Suriye'de halen varlığını sürdürdüğü söylenen DAEŞ unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon planlarımız üzerinde çalışıyoruz, çalışacağız. Bir başka ifadeyle önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK, PYD unsurlarını hem de DAEŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım. Terör örgütlerine karşı en başından beri ilkeli bir tutum içinde olan Türkiye'ye zaten başka türlü davranmak da yakışmaz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bazı inceleme açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. GAPTEM toplantı salonunda Vali Abdullah Er'in, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkan vekilleri ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla il değerlendirme toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlık etti. Şanlıurfa'da gerçekleşen değerlendirme toplantısında bazı kararlar aldıklarını ve bunları uygulamaya geçireceklerini kaydeden Bakan Kurum, Şanlıurfa'nın şehirleşme oranının %55 olduğunu, 2 milyon mevcut nüfusunun her yıl yaklaşık %6 büyümesinin öngörüldüğünü belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı kararlar şöyle. Yeşildirek Mahallesi yıllardır kangren haline gelmiş bir dönüşüm projesi. Yaklaşık 270 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşecek bu dönüşüm. İlk etapta biz 60 bin metrekare alanda bölgenin kültürüne, mimarisine uygun yaklaşık 590 rezerv konut üreteceğiz. Ve bu konutları da buradaki hak sahipleriyle anlaşma sureti üzerinden buradaki dönüşümün etaplarını başlatmış olacağız. Ve inşallah çok kısa zamanda bu 270 bin metrekarelik alanında dönüşümünü yine Büyükşehir Belediye'miz, Bakanlığımız birlikte toplu konut dairesi eliyle yapacağımız bu konutlarda dönüşümü başlatmış olacağız. Viranşehir, Eyüp Nevi
beldemizdeki 83 konut üretmiştik. Bu 83 konutu hem burada turizm amaçlı hem de buradaki hak sahiplerinin dönüşümünde kullanmak üzere Büyükşehir Belediye'mize veriyoruz. Rezerv konut olarak ve Büyükşehir Belediye'miz de bu maksatla buradaki dönüşümü gerçekleştiriyor. Eyübiye ilçemizde Yenice Mahallesi'nde yine öncelikli kentsel dönüşüm alanlarından biri Şanlıurfa'mız için. Burada da 390 konut, 35 dükkanlar oluşan projeyi Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapıyor olacağız ve inşallah çok yakın zamanda hak sahiplerine, bölgenin mimarisine, kültürüne uygun projeleri geliştirerek teslim ediyor olacağız. Siverek kalemizde kale içerisinde riskli gördüğümüz 132 adet yapı var. Bu yapıların hem can hem mal güvenliği tehlike altında. Bu can ve mal güvenliğinin tehlikesini bitirmek adına yine belediyemize rezerv alan tahsisi yapacağız ve bu rezerv alanda geliştireceği projeyle birlikte kale içerisindeki 132 adet yapının dönüşümünü sağlamış olacağız. Eski sanayi bölgesinde daha önce birinci etabını yapıp hak sahiplerine teslim ettiğimiz alanın şu an ikinci etabını yapacağız ve ikinci etapta da yaklaşık 210 adet bağımsız bölümden oluşan projenin inşaatlarına da en kısa zamanda başlayacağımızı bildirmek isterim. Şanlıurfa'da İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Başkanlığı'nda güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekatın sınırdaki illere olacak olan etkileri değerlendirildi. Sayın Bakanımız, okulumuza teşekkür etmişler. Hoş geldiniz efendim. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa'da düzenlenen güvenlik koordinasyon toplantısına katılmak üzere sabah saatlerinde kente geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Yardımcısı İnce'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaettin Cavlak'la, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin ve Şırnak valileriyle il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK-YPG'ye yönelik yapacağı harekatın sınır illerine etkilerinin konuşulduğu belirtildi. Güvenlik koordinasyon toplantısı için toplanmış Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sele kapılan kız öğrencinin kurtarılma anı kameralara yansıdı. Kamera diyelim, araç! Viranşehir'in anını görüyorsunuz. Anlaşın, araç! Görüyor musunuz sizi? Hey! Buraya gel, hey! Baba bu kızı da kaybolacak ha! Kurtar lan! Kaçın, 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 kaçın! Kaçın, kaçın! Kaçın gitti, kaçın gitti! Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yağan sağanak yağmur beraberinde sel sularını getirdi. Okuldan çıkan öğrenciler de sele yakalandı.
Kaldırımlara çıkan öğrenciler sel sularından korunmaya çalıştı. Şiddetli şekilde caddeden akan suya aldırış etmeyen bir kız öğrenci suyun içine girerek evine gitmeye çalıştı. Öğrenciyi gören vatandaşlar bağırarak uyarmaya çalıştı. Bir süre suda yürüyen kız öğrenci akıntının şiddetiyle dengesini kaybedip yere düştü. Suyla birlikte sürüklenen kızın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Sürüklenen kız öğrenciyi yerden kaldıran vatandaşlar sudan çıkartıp güvenli bir yere getirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kurtulun! Kaçın! Kaçın gitti. Diğer yandan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sokaklar göle dönerken evlerinden çıkamayanları itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla kurtardı. Viranşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak sokakları göle çevirdi. Yer yer bir metreyi bulan derinlik nedeniyle evleri su bastı. Evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlarsa belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler evlerinin teraslarında kurtarılmayı bekleyenleri merdivenli araçla alarak güvenli bölgelere götürdü. Fırat'ın doğusundaki terör tehdidinin sonlandırılmasına yönelik askeri harekatın gündeme gelmesi sonrasında terör örgütünde başlayan tedirginlik gün be gün artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine yönelik harekat düzenleneceği yönündeki açıklamaları ve Amerika'nın Suriye'deki askerlerinin çekileceğini bildirmesi üzerine panik havasının hakim olduğu terör örgütü PKK-PYD militanları sınır boyundaki devriyelerini artırdı. Daha önce kimsenin gözükmediği mevzi ve hendeklerde görülmeye başlanan teröristler sürekli Türkiye'yi gözetliyor. ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz açıklamasına rağmen Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki Kobani'nin tepelerinde ABD askerlerinin zırhlı araçlarını görmek mümkün. Fırat'ın doğusundaki ilk nokta olan Zor Mağar bölgesine takviye teröristlerin gönderildiği ve bölgede daha fazla önlem alındığı görüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ise sınır hattında zırhlı araçlarla devriye görevi yaparken Özgür Suriye Ordusu güçleri de hareket için Fırat'ın batısında teyakkuz halinde Türkiye'den gelecek operasyon talimatını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PYD-YPG'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından teröristler gizlenmek için çeşitli yollara başvuruyor. Teröristler yerli insansız hava araçları ve silahsız insansız hava araçlarından gizlenmek için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde sokakların üzerini brandalarla örttü. Görüntülerde teröristlerin birçok cadde ve sokağın üzerini brandayla kapattıkları gözlendi. Diğer yandan Suriye'de DAEŞ ve PKK, PYD, YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı göstererek teröristleri kazdıkları hendeklere gömen özel harekat görevlileri Fırat'ın doğusuna düzenlenecek yeni operasyon için Şanlıurfa'ya gelmeye başladı. Jandarma özel harekat ekiplerini taşıyan ilk otobüs sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Suriye'de bulunan IŞİD dersi Azize'de düzenledikleri kongrede bir araya gelerek Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olan operasyon öncesi birlik mesajı verdi. Suriye'de bulunan farklı etnik kökenli aşiretler Azez'de toplantıda bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongreye Sicco aşireti temsilcisi, SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, Astana Heyeti Başkanı Ahmet Toma, Ösolar adına Heysem Afeysi, Türkmen aşiretler temsilcisi, Kürt aşiretleri temsilcisi, Süryani aşiretleri temsilcisi ve çok sayıda kanaat önderi katıldı. Kongrede konuşmacılar birlik ve beraberliğe vurgu yaparken Türkiye'nin yanlarında olmasının önemini vurguladı. Kongre katılan ÖSO komutanı Heysem Afeysi, DAEŞ, PKK ve PYD terör örgütlerinin işgal ettikleri toprakları Türkiye ordusunun desteğiyle geri alacaklarını belirterek ÖSO birlikleri ve Suriye halkı adına Türk kardeşlerimize her türlü desteği verdikleri için teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Konuşmacılar Suriye halkına desteğini aksatmayan Türk hükümeti ve ordusuna övgüde bulunarak Esad'a karşı mücadelemize devam edeceğiz,
Fırat'ın doğusunda gelişimizi bekleyen kardeşlerimize Türk ordusunun desteğiyle PKK ve PYD terör örgütlerine karşı savaşacağız dedi. Kongreye katılan Suriye Türkmen Aşiret Başkanı Muhammed Cuma, büyük bir toplantı yaptıklarını ve bugün yeni aşiret başkanı seçileceğini söyledi. Cuma, Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimiz teröristlerden bir an önce kurtulmak istedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerine çağrı yapmak amacıyla bir araya geldiler diye konuştu. Bu toplantıda Suriye aşiretlerin liderleri, temsilcileri bir araya gelmişler. Bu toplantının sonunda bir Suriye aşiretlerin yüksek konseyi çıkacak, bir de bir başkan olacak. Bu aşiretler Suriye halkının tabanını temsil ediyor. Bundan sonra artık bunlar, bu insanlar, bu konsey, bu insanların iradesini yansıtacak. Bu insanların iradesinden bahsedeceksek, bu insanlar Suriye'yi özgür bir şekilde görmek istiyorlar. Teröristsiz bir bölgeyi, bir Suriye'yi düşünüyorlar. Yani insana değer verebilecek bir çerçeve ve ortam istiyorlar. Şanlıurfa'da yapılacak yatırımlar ve devam eden projeleri değerlendirmek üzere bugün kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehrin muhtelif yerlerinde incelemelerde bulundu. Şehirdeki gezi ve incelemelerini Halepi Bahçe mevkiinde inşaatı devam eden Karakoyun Köprülü Kavşağı çevresindeki kentsel dönüşüm kapsamının alınması düşünülen mahalleyle başlayan bakan kurum, yıkılacak evleri ve uygulanacak projeyi yerinde inceledi. İnşallah buraya gireriz ancak siz buradaki incelemeleri sonrasında ilk edabı tamamlanarak halk sahiplerine teslim edilen eski sanayi kentsel dönüşüm projesi alanına geçen bakan kurum ve beraberindekiler burada da uygulama projesini değerlendirdi. Geçtiğimiz aylarda yıkımı gerçekleştirilen Karayolları Bölge Müdürlüğü alanı ve Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Proje alanında da incelemelerde bulunan bakan kurum, akşam saatlerinde Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Er'in tarafından makamında ağırlanan bakan kurum, her bakımdan büyük potansiyellere bulunan kadim şehir Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bakanlığı tarafından Şanlıurfa'da uygulanacak projelerin hayırlı olmasını diledi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İlerleyerek devam edelim. Biraz geniş açıdan alalım. Geniş açıdan alalım. Buyurun. Sayın Efendim, Peygamberler Şehir Şanlıurfa'nın sizin Şanlıurfa'daki projeleri takip etmekten ve yeni projeler noktasında şehrimizi çalışmış olmaktan onur duyduğumuzu, teşekkür ederiz. Şükranlarımızı bekliyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, bizlere başkanımızın ifade ettiği gibi bugün Peygamberler şehrimiz, Kadim şehrimiz Şanlıurfa'mıza geldik. Bugün sabahtan beri Urfa'mızı ilgilendiren, vatandaşlarımızı ilgilendiren birçok projeyi tartıştık. Birçok proje üzerinde kararlar aldık. Ben başta Sayın Başkanımıza bu süreçte Urfa'ya verdiği emeklerden dolayı tüm Urfa halkı adına, devletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Urfa'da yapılması gereken dönüşüm projeleri olsun, park bahçeleri olsun, güzel bir çalışma sergilemiş Başkanımız. Allah razı olsun kendisinden, emeklerinden, tüm belediye çalışanlarımızdan. İnşallah yeni dönemde de başkanımızın başarılarının üstüne yeni başarılar eklemek üzere Urfa'mızı
hak ettiği noktaya çıkarmak adına birçok projeyi yapacağız. Biz de bakanlık olarak bütün projelerin takipçisi ve destekçisi olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ta evinde etkisiz hale getirilerek paraları gasp edilen yaşlı adamın faillerinden biri daha yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 1 kişi de Gaziantep'te yakalandı. Olay 4 gün önce akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Karamanlı mahallesinde bir apartmanın 3. katında yaşandı. Evini kiraya verdiğini duyuran 76 yaşındaki Ökkaş Nane'nin evine gelen bir kadın kiralık ev sordu. Evi gezen kadın kiralamaktan vazgeçip ayrıldı. Aradan 5 dakika geçtikten sonra tekrar kapı çaldı. Yaşlı adam kapıyı açtığında iki erkek şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamı yere devirip elini ve ayaklarını koli bandıyla bağlamaya çalışan şahıslar cebindeki anahtarı zorla alarak kasadaki paraları çalıp kayıplara karıştı. Yaşlı adam olayı polise haber verdi. Olay yerinde koli bandı bulgularına rastlayan gasp büro ekipleri faili meçhul soygun olayını araştırmaya başladı. Gerek olay yeri çevresinde gerekse il giriş çıkış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini tarayan polis ekipleri şüphelilerin kimlik bilgilerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine hareket eden özel polis ekibi Birecik'te çok sayıda adrese baskın düzenledi. Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada gasp edilen 27.500 lira para ele geçirildi. Şüpheliler Perişan K, Mehmet B ve Habeş Y özel ekip tarafından Kahramanmaraş'a getirildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili araştırmaya devam eden polis ekipleri olayın planlanmasında bilgisi olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Eser G'yi de yakaladı. Suç kaydı da olduğu belirlenen kadın Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a getirildi. Ayrıca şahsın yanında 3 ayrı suçtan aranan ve üzerinde ruhsatsız tabanca olan olayla ilgisi bulunan HB isimli şahıs da yakalandı. Erkek şahsa kendi suçlarından işlem başlatılırken gasp olayından gözaltına alınan şüpheli HB adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devam eden mesleki eğitim kurslarına gösterilen ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. O zaman kenarı da birlikte patlayalım. Tamam. Yapalım. Ne yapalım? Hilvan Belediyesi'nce sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında başlatılan ve GAP İdaresi Başkanlığı'yla Hilvan Kaymakamlığı tarafından desteklenen meslek edindirme kurslarından yüzlerce kadın faydalanıyor. Kadınları sosyal aktivite kazandırmak ve ekonomik olarak desteklemek amacıyla daha önce Hilvan Belediyesi tarafından projelendirilip hayata geçirilen çok amaçlı toplum merkeziyle Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi'nin birleştirilmesiyle yüzlerce kadına meslek sahibi olma imkanı sunuluyor. Kuaförlük, biçki dikiş, bilgisayar ve çeşitli el sanatlarının öğretildiği kültür merkezinde evli olup kursiyerlik yapan kadınların çocukları için de çocuk kreşi bulunuyor. Kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapan sağlık görevlilerinin dışında okuma yazma ve Kur'an kursu eğitimlerinin verildiği merkezde mesleki kurs gören kadınlar belediyenin kendilerine sağladığı imkanlarla hem kurs gördüklerini hem de para kazanıp aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirterek Başkan Aslan Ali Bayık ve ekibine teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yıldırım, görüşmenin iadeyi ziyaret amaçlı olduğunu söyledi. Malum bugün bütçenin, yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmelerle inşallah 2019 yılı bütçesini mecliste onaylamış olacağız. Görüşmelerini tamamlamış olacağız. Ve böylece 2019'a girmeye hazır olacağız. Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor.
biliyorsunuz meclis başkanlığına seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibaretti. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ilçe ziyaretleri kapsamında Viranşehir ilçesinde parti teşkilatını ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada partililer tarafından karşılanan Başkan Çiftçi yaptığı değerlendirmesinde 3 yıllık görev süresi içerisinde Viranşehir'in her zaman kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Teşkilatlarla hep birlik içerisinde çalıştık. Yani teşkilattan gelen biri olduğum için hangi ilçeye, nereye adım attığımda önce AK Parti teşkilatlarına geldim. İlçe başkanı muhakkak her ilçede sadece Viranşehir değil, programda muhakkak sürekli yanımdaydı. Meclis arkadaşları yanımdaydı. Yönetim kurulundaki arkadaşlar hep yanımızda oldular. Gençlik olarak kadın olanımız her zaman her ilçede güzelce birlikte çalıştık. Ben onun için başkanımızın şahsına bu süreçte birlik beraberlik için vermiş olduğunuz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii parti esas olan partidir. Esas olan bizim partili kimliğimizdir. O kimliği inşallah hep birlikte bu seçimde de elimizden geleni yaparak Viranşehir önemli bir ilçemiz. Çok da güzel bir sürece girdi, onu söyleyeyim. Ama tabii bu süreçler, bu geçiş süreçleri biraz daha kaos ortamı şeklinde olur. Özellikle kendi camiamızda olduk, kendi partimizde olduk ve birbirimizle çok uğraşma noktasında efor sarf ediyoruz. Ama inanınız olsun, eğer kadrolar, Ali Başkan, çalışma arkadaşları, yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları, mahalle temsilcilerimiz, Viranşehir'i başarılı bir şekilde AK Belediyeciliğe taşırsanız, hepiniz teker teker kazançlı olacağını, şehrin kazanacağını biliyorum. Başkan Çiftçi'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ise, Büyükşehir kadrolarının her zaman ilçelerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Başkan Çiftçi, parti teşkilatı ziyaretinin ardından Viranşehir Kaymakamı ve Viranşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci'yi makamında ziyaret etti. Mardin merkezi aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu 13 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış kripto Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak önceki gün adli makamlara sevk edilen 21 kişiden 15'i tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce kararlılıkla yürütülen FETÖ-PD'ye soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde örgütün mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları anlaşılan ve örgüt faaliyetlerinde bulundukları yönünde tespitler yapılan 21 örgüt üyesine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da Mardin merkezli 11 Aralık'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı. Dün sabah saatlerinde Mardin Adliyesi'ne otobüslerle getirilen 21 FETÖ şüphelisi adliyede savcılık ifadesinin ardından bir üst mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15 kişi için tutuklama kararı verildi. Gece yarısı sonuçlanan mahkemede 15 FETÖ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haliliye Belediyesi tarafından yapımına başlanan Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi inşaatında ekiplerin çalışmaları sürüyor. Başlıyor.
Başkan Fevzi Demirkol'un vizyon projesi olan kadınların sosyal hayata katılımı ve aile ekonomisine katkı amacıyla istihdama yönelik kurslar almasını sağlamak amacıyla Haliliye Belediyesi Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Devteşli Mahallesi'nde 17 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden merkezde çocukların da eğlenceli vakitler geçirebileceği ve derslerine çalışmaları için alanları yer alıyor. Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi, ofisler, yüzme havuzları, fitness salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, dersliklerle Haliliye halkına hizmet verecek. Merkezde yer alacak kapalı otoparkta bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçecek. Kadın ve çocukların hem eğitim alıp hem de vakit geçirecekleri bir yaşam merkezi olacak olan Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi, kent genelinde bu alanda duyulan ihtiyacın da karşılanmasını sağlayacak. Öte yandan Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi inşaatının bulunduğu alanda yaşlılar için de yaşlı bakım evi inşaatı sürüyor. Yaşlı bakım evi, yaşlıların hem gündelik olarak zaman geçirmeleri hem de sürekli olarak konaklamaları için her türlü detayı içerisinde barındıracak. Şanlıurfa'daki en eski gazetelerden biri olan GAP Gündemi gazetesine Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 4. Anadolu Medya Ödülleri programında yılın yerel gazetesi ödülü verildi. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 4. Anadolu Medya Ödülleri töreninde medya ödülleri sahiplerini buldu. GAP Gündemi gazetesini temsilen törene katılan Yazı İşleri Müdürü Veysel Polat, yılın yerel gazetesi seçilen GAP Gündemi'nin ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'dan aldı. Yılın yerel gazetesiyle devam edeceğiz. Yerelden devam ediyoruz. GAP Gündemi Şanlıurfa, Veysel Polat, alkışlarınızla efendim. Yılın yerel gazetesi seçilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Veysel Polat, yılların emeğini birincilik ödülüyle taçlandıran Anadolu Yayıncılar Derneği'ne teşekkür etti. Yaptıkları haberlerle gündemde yer alıyorlar. Şanlıurfa'nın tarihini, kültürünü hem internetten hem de gazete olarak gündeme taşıyorlar. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz efendim kendilerini. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında yayın yapan 1200 yerel gazete adına ve Urfa adına selamlıyorum, saygılar diliyorum. Anadolu Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru da Veysel Polat'a başarılar dileyerek böylesine önemli bir ödül programında Şanlıurfa'nın bir yerel gazetesinin ödüle layık görülmesinin o denli önemli olduğuna dikkat çekti. Viranşehir Belediyesi, aşırı yağışların getirdiği sel suları sebebiyle yıkılan menfezlerde onarım çalışması gerçekleştirdi. Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi sağanak yağış sonrası harekete geçerek ilçenin Büyük Çavuş Kırsal Mahallesi'nde çöken menfezde çalışma başlattı. Sabah saatlerinde iş makineleriyle kırsal mahalleye giden ekipler kısa bir sürede mahalleyi ikiye ayıran menfezi onararak ulaşımı açtı. Çalışmayı yerinde takip eden Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Alaf Kete, dün gün boyu yağan sağanak yağışlardan sonra Büyükşehir Belediyesi ile alarma geçtiklerini belirterek ekiplerin gecenin geç saatlerine kadar sahada çalıştıklarını söyledi. Yağışlardan dolayı çöken menfezi onardıklarını ve ulaşımı açtıklarını belirten Kete, ekiplerin yağışların etkili olduğu alanlarda çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydetti. Burası İran şehrin büyük çavuşluk köyü, Arapça adı Hayset denilen köydür. Düne gün Allah'ın rahmeti yoğun olmasından dolayı, çok yağmur yağdığından dolayı burada köyü bölen taşkın sular, köyü ikiye bölen bir taşkın sular akıntısı yolu aldı ve şu anda Viranşehir Belediyesi olarak yollarını onardık. Büyükşehir'de diğer yerlerde çalışıyor. Biz buradayız ve bütün ekiplerimiz yoğunlukla bütün yağış alan ve yağıştan zarar gören yerlerimizde çalışmaktayız. Büyük Çavuş Mahalle Muhtarı Ahmet Uluşsa, Viranşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek yetkililerden DSİ'ye ait olan derenin bir an önce ıslah edilmesini talep etti.
Normalde deremiz devlet su işlerine bağlıdır. Doğru. Ve acilen devlet su işleri dere islahı olması gerekmektedir. Dün akşam Allah korusun bir facia yaşanacaktı. 20 evimiz su altına kaldı. Ve bugün bu sabah bir öğrencimiz dereye düştü. Biz kurtardık. Yani buna acil yapılması gerek ve özellikle Vrençer Belediye'mizi, Kalafik Eteği ekibini şükranlarımızı sunuyoruz. Ne zaman arasak, gece saat 12'den de arasak, hamdolsun her zaman hazır oturduğunda teşekkür ederim. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Efendim? Şoförün ismini alabildin mi? Kaza sabah saatlerinde Yozgat Ankara Karayolu'nun Yerköy Sekili Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Yozgat'a giden Ekrem Demir yönetimindeki 16AL834 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yolculardan 29 yaşındaki Zahide Özoluk hayatını kaybetti. Sürücü Ekrem Demir'le birlikte 20 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Yaralılardan 3'ü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, diğerleri ise Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sabah 7.30 civarında muhtemelen şoför durma sinemadan gelişti. Diğer yolcularımızdan 3'ü ayakta tedavi edilmişti. Onlar için sıkıntı yok. Kolay yolcularımızdan da 8'i. Maalesef orta ve ağır olmak üzere tedavi altına almıştır. Yaralı olarak tedaviye devam etmiştir. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Öne yakınlar Allah'tan rahmet diliyoruz. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu bir kişinin eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 2011 yılında kaybolan ve ailesinin jandarmaya başvuruda bulunduğu 59 yaşındaki Mehmet U'nun bulunması amacıyla özel olarak kurulan cinayet büro ekipleri titizlikle yürüttüğü araştırmalar sonucunda şahsın tabancayla öldürülerek araziye gömüldüğünü tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Hatay Cinayet Büro ekibi tarafından olayla ilgili Mehmet U'nun eşi H.U. ile Y.T. ve E.Ç. isimli şahıslar Antalya'da yapılan operasyonla gözaltına alınarak Hatay'a getirildi. Mehmet U'nun eşi H.U. ifadesinde aile içi şiddet nedeniyle eşini tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüklerini itiraf etti. Dörtyol ilçesinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.U. tutuklanırken diğer iki zanlı Y.T. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantep'te 3 farklı aracı çalan zanlılar polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Gaziantep ve çevre illerden çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise son zamanlarda kentten çalınan 3 adet araç, araçlardan alınan 1 adet akü, 2 adet aspiratör, 100 metre kablo ve 1 adet matkap ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen malzemeleri sahiplerine teslim ederken şahıslarsa sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Bu haberle birlikte haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.